Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, şeytandan Allah'a sığınıyorum. Taha. Şimdi bu harflerin anlamları da yakın bir zamanda ortaya çıkacak inşallah, bileceğiz. İnşallah. Biz sana bu Kur'an'ı güçlük çekmen için indirmedik. Ha, demek ki yobazların dediği gibi din, ızdırabın, çilenin, nimetlerden ayrı kalmanın kaynağı değil. İnşallah. Bilakis nimetleri yaşamanın, sevincin, bayramın kaynağı. İnşallah. Ve Allah bizim güçlük çekmemizi istemiyor. Ne diyor Cenab-ı Allah? Hazreti İbrahim'in dini gibi kolaydır diyor. Kolaydır. İnşallah hocam. Allah sizin için zorluk dilemez, kolaylık diler diyor. İnşallah. Dini zorlaştırmak haramdır. Evet. Kur'an ayeti var. Bak, Allah sizin için zorluk dilemez, kolaylık diler diyor, değil mi? Evet hocam. Yok diyor, ben zorluk diliyorum. Peygamberimiz ayrıca hadisinde ne belirtmiştir? Zorlaştırmayın, kolaylaştırın diyor. Evet, değil mi Cenab-ı Allah? İçi titreyerek korku duyanlara ancak öğüt ve hatırlatma olsun diye indirdik. İçi titreyerek korku duyanlara. Allah'tan korkmayanlara çıkıp televizyon ekranlarında yobaz hurafelerine soytarlık yapmak değil. Onları eğlendirmek, güldürmek değil. Kime anlatılıyormuş din? İçi titreyerek korku duyanlara. Saygı duyan Allah'a. Kur'an'a saygı duyanlar anlatılıyor. Evet. İnşallah. Değil mi? Evet hocam. Öyle manyaklara ne yapılıyor? Ya uzak duruyorsun saygısızsa, önce saygıyı öğretiyorsun, ondan sonra iman hakikatleri anlatıyorsun. Ama direkt putuna vurursan zaten gülecek hali kalmaz. Önce sapıtmış adamın putuna vuracaksın. Putunu elinden alacaksın. O putu kırılırken öyle sırıtamaz, kişneyemez. İnşallah. İnşallah. Kişnemesi kesilir. Yani birden eli yüzü kayar. Evet hocam. Putuna vurduğunda. Çünkü çok ağırına gider. Çünkü o putuyla yaşadığı için putunu elinden alıp, koltuğun altına alıp, kafasına vurup parçalıyorsun. Ne olur? Ağzı yüzü dağılır. İlk yapılacak şey neymiş demek ki? Putuna vurmak. İnşallah. Darwinizmi ve materyalizmi önce çökertmek. Çökerttin mi putsuz kalır. Putsuz kalınca imanı açık hale gelir. İnşallah. İman açık hale geldiğinde de saygıyla dinler. Önce iman hakikatleri, Kur'an mucizeleri, ondan sonra teklif gelir. İnşallah. İbadet teklifi ondan sonra gelecek. Sen oturuyorsun, adam koltuğun altında putlarıyla geziyor, tepesinde putuyla geziyor, sen ona din anlatıyorsun. Anlamaz, dinlemez, kişner. Evet. İnşallah. Sözü açığa vursan da birdir, çünkü şüphesiz o gizliyle gizlinin gizlisini bilir. Açığa vursan da gizlesen de birdir. Müslümanlar şu an açık galibane. İslam anlatıyorlar. Mehdiyet devrinde açık galibanedir. Elhamdülillah. Yakın zamana kadar gizli galibaneydi. 1980'lerden sonra açık galibane. Elhamdülillah. Açık galibane. Açık galibane 1980'ler, 90'lar, 2000'ler, 2010, 2020'ler özellikle en coşkulu tarihler olacaktır. İnşallah. İnşallah.